size birazcık Fitap'ı anlatıyor olacağım. Fitap'tan ilgili çok fazla soru geliyor. Hani neden kullanıyoruz bunu, amacı ne, neye destek veriyor vesaire, neye benziyor. Onun için bugün birazcık Fitap'ı anlatacağım size. Zaten kısa bir video olacak. Başımızı geçirdiğimiz bir alan var burada. Yumuşak bir zemini var. Geri kalan her yer tahtadan oluşuyor. Neden kullanıyoruz biz Fitap'ı? İlk benim alma amacım Fitap'ı şunun yüzündendi. Baş duruşu yapmayı çok istiyordum. Fakat boynumda 4 tane fıtığım vardı ve her baş duruşu denememde boynumdaki omurları arasını sıkıştırdığım için boynum çok ağrıyordu. Evet, yapıyor muydum baş duruşu? Yapıyordum. Ama bundan şifalanıyor muydum? Hayır, şifalanmıyordum. Şifalanmak yerine bedenime daha fazla zarar veriyordum. Eğer ki boynunuzda fıtık, bir sıkışma, düzleşme vesaire varsa sizin de baş duruşu yapmanızı ya da tripod headstand yapmanızı önermiyorum. Bunun yerine Fitap kullanabilirsiniz. Şimdi Fitap'ı birazcık anlatacağım. Sonra Fitap'ınız yoksa alternatif yöntemleri anlatıyor olacağım. Bir nasıl çıkıldığını birkaç tane karın hareketi göstereceğim onun üzerinde. Sonrasında da eğer Fitap'ınız yoksa evde onun yerine ne kullanabilirsiniz onu gösteriyor olacağım. Fitap'ı kullanırken sağ elimi sağ taraftaki tahtanın, sol elimi de sol taraftaki barın, tahta demeyeyim, barın üzerine yerleştiriyorum. Ayaklarım hani böyle içinden geçecek şekilde değil. Yaklaşık böyle bir 4-5 parmak kadar gerisine yerleştiriyorum ayaklarımı. Burada önce başımı içeriye doğru sokmak istiyorum, demin size gösterdiğim alandan. Ve omuzlarımı o yumuşak, süngerli yere yerleştirmek istiyorum. Şimdi başımı soktum. Burada dizlerim bükük olabilir, düz olabilir, hangisini istiyorsam. Başımı soktuktan sonraki süreçte başımı geriye doğru vermek istemiyorum. Başım tamamen aşağıya, serbest bir şekilde sallansın istiyorum. Ve burada Fitap'ın buradan boynumu soktuysam boynumu tam buraya yaslamak istemiyorum. En az böyle bir 3 parmak, 2 parmak kadar Fitap'ın ucuyla boynum arasında bir mesafe bırakmak istiyorum. Başımı tamamen aşağıya doğru sallandırıyorum. Omuzlarımı yerleştirdim. Şimdi burada bir sürü versiyon var. Aslında headstand'ten aynı. Yani bir tanesinde sağ topuğumu iyice popoma doğru yaklaştırabilirim. Sağ dizimi göğsüme doğru çekebilirim. Yani göğsüne doğru çekmek bu değil. Tamamen sanki o dizini göğsüne yaklaştırmak istiyor gibi çekebilirsin. Ve sol ayak parmak ucuna geldikten sonra ellerle de iki barı birbirine doğru itip yavaşça diğer ayağında yerle olan temasını kesebilirsin. Burada kalabilirsin ya da bacaklarını dümdüz yukarıya doğru uzatabilirsin. Genelde girdiğim şekilde çıkmaktan hoşlanıyorum. Dizlerimi göğsüme doğru çekiyorum ve yavaşça iki ayak parmak ucumu da yere konduruyorum. Bu birinci ve en kolay giriş yöntemi. İkinci giriş yöntemini, üçüncü giriş yöntemini göstereceğim sadece aklınızda bulunsun diye. Gene aynı şekilde başımı boynumla boşluk bırakacak şekilde tam ucuyla Fitap'ın yerleştiriyorum omuzlarım iki yumuşak süngere gelecek şekilde ve bacaklarımın arasını açabildiğim kadar açıyorum burada. Ellerimle Fitap'ın barlarını itiyorum ve iki ayağımı birden havalandırıp popoyu hemen birazcık arkaya alıyorum, tilt ediyorum. Burada kalabilirim ya da o bitkilere çarpmadan yukarıya birleştirebilirim ayaklarımı. Nasıl girdiysem öyle çıkmak istiyorum. Önce bacaklarımı iki yana doğru açıyorum. Daha sonra yavaşça ayak parmaklarını yere doğru gösteriyorum ve mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde kondurmaya çalışıyorum. Bu ikinci giriş şekli. Üçüncü giriş şeklinde iki bacağı aynı anda yukarıya doğru kaldıracağım ve genelde çoğu bedende de hani en zor olanı bu. Birazcık bu sefer ileriye doğru gidelim bir yere çarpmamak için. Ellerimi yerleştirdim. El tutuşu önemli burada. Onu söylemedim. El tutuşu önemli. Hani ellerin böyle bu barların üzerinde pelte gibi değil. Hani saracak bir şekilde yerleştirmek istiyorum. Çünkü bu ellerle dengemi koruyorum pitabın üzerindeyken. Ve aslında göründüğünden çok daha kolay. Yani ben bunu bütün özel ders öğrencilerime, 70 yaşındaki öğrencilerim bile rahatlıkla çıkabiliyorlar üzerine. Göründüğünden çok 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 daha kolay. Ve boynu da aşağıya doğru bıraktığım için hiçbir baskı yapmıyor. Kollarınız güzel çalışıyor, karnınız güzel çalışıyor. İkinci giriş yöntemi tekrardan
Başımı yerleştirdim, boynumu yaslamıyorum, başı geriye doğru vermiyorum. Ellerle sıkıca tuttum, ayak parmak ucuma doğru geldim ve avuçlarla ittiğim zaman fitapın barlarını yavaş yavaş bacakların yerle olan temasını kesip yukarıya doğru kaldırıyorum. Burada aşağıya inerken yine aynı şekilde çıkmak istiyorum ama ufak bir karın çalışması eklemek isterseniz buna mesela şöyle bir şey yapabilirim. Yavaş yavaş bacakları birbirinden ayırmadan sanki iki ayak parmak ucumu da yere değdirmek istiyor gibi yaklaştırırım. Hop tekrardan buradan yukarıya doğru kaldırabilirim. Hatta bir tane daha yapalım. İndirdim, indirdim, indirdim. Sanki değiyor parmak uçlarım, değmeden tekrardan basıyorum ve yukarıya doğru kaldırıyorum. Buradan son kez artık ineceğim ve ayak parmak uçlarımı mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde konduruyorum. Çıktıktan sonra bazı beden çocuk pozisyonuna girmek isteyebilir. Bazı beden ayakta yürümek isteyebilir ya da sen oturmak isteyebilirsin. Bedenin ne istiyorsa onun içine yerleşebilirsin. Eğer ki fitapın yoksa ne yapacaksın? Böyle bir deneyim yaşamak istiyorsun. Güvenliğinden kesinlikle emin olduktan sonra sandalyeyle bir yöntem gösteriyor olacağım size. Peki fitap yoksa ve bu deneyimi yaşamak istiyorsam ne yapabilirim? Öncelikle burada ben duvara yaslayıp çekemediğim için sandalyeleri bu şekilde yerleştirdim. Fakat yanlarında kolu olmayan, benimki gibi eğer bir sandalyeniz varsa ve sert olmayan, hani böyle omuzlarınızı çünkü buraya yerleştireceğiz, acıtmayacak bir sandalyeniz varsa bunları kullanıyor olabilirsiniz. Ve bunların sırtını duvara yaslamanızı isteyeceğim ki hani öne ya da geriye gitme şansı olmasın sandalyenin. Ben hani daha önce de bunu denediğim için ve hani biraz daha kontrollü olduğum için şu an böyle kullanıyorum ve daha güzel bir açıdan maalesef çekme olanağım olmadığı için. Ama lütfen lütfen eğer ki böyle bir şey evde deneyecekseniz sandalyelerin sırtı duvara yaslı olsun ve sandalyelerin altında bir mat olsun. Çünkü mat o sandalyenin hani kaymasını engelliyor ve sandalyeniz sağlam bir sandalye olsun. Hani böyle ayakları oynayan bir sandalye olmasın. Hani sağlam bir sandalyeniz olsun. İki tane sandalyeyi yan yana yerleştiriyorum. Sırtlarını dediğim gibi duvara doğru yaklaştırıyorum. Şimdi bu iki sandalyenin arasında öyle bir boşluk bıraktım ki başımı soktuğum zaman içine girebileceğim, omuzlarımı yerleştirdiğim zaman da bir omzum bir sandalyede, bir omzum diğer sandalyede kalacak bir boşluk bırakmaya çalışıyorum. Yani çünkü daha açarsam eğer arasını, o zaman omuzlarım aşağıya doğru düşecek gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla geliyorum, arkamı döndüm size. Buradan önce başımı nasıl fitapa yaptıysam, önce başımı yerleştiriyorum sandalyenin içine. Ellerim daha aşağıdan tutabilir sandalyeyi, daha yukarıdan tutabilir. Nasıl istiyorsam ve nasıl rahatsam. Baş tamamen serbest. Önce bir dizi göğsüme doğru çekiyorum. Ellerle sandalyenin ayaklarını hani tutuyorum. Ve ellerle sandalyenin ayaklarını tutarken sol ayak parmak ucunu havalandırıyorum. Buradan yukarıya doğru. Aynı şekilde sol dizi de göğsüme doğru çekiyorum. Başım tamamen serbest aşağıda. İlk etapta sadece burada kalmayı deneyimleyebilirsin. Ya da yukarıya doğru bacaklarını uzatabilirsin. Nasıl girdiysen o şekilde çıkmanı istiyorum. Ama bu sefer diğer yöntemden devam edelim. Şöyle burada bir bacaklarını iki yana doğru eğer yukarıya doğru çıktıysan açmayı dene. Sonra üst bacakların yere paralel hale gelsin. Yani üst bacakların artık arkadaki ya da öndeki duvarı göstermiyor. Üst bacakların yere paralel hale geldi. Başını tamamen sarkıtın aşağıya doğru ve buradan ayak parmak uçlarını mümkün olan en yavaş şekilde değdirdin yere. Çıktın yavaşça içinden. Aynı şekilde şimdi iki bacakla birden çıkmayı gösteriyor olacağım sandalyeden. Bunun için de tekrardan aynı şekilde giriyorum. Yani omuzlarımı yerleştireceğim. Sandalyemin üstüne başımı tamamen sarkıtacağım. Ellerimi daha yukarıya ya da daha aşağıya yerleştirebilirim. Hangisini istiyorsam. Ellerle iyice sıkıca tuttum sandalyenin kollarını. İki ayak parmak ucuma yükseldim. Ve sandalyeyi sanki böyle ellerimle aşağıya ittiriyormuşum gibi bir kuvvet uyguluyorum. Bunun sayesinde ayak parmak uçlarım havalanıyor ve yavaş yavaş ayak parmaklarını yukarıya doğru kaldırıyorum ve bacakları tabii ki. Ve buradan gene aynı şekilde birazcık popoyu arkaya doğru tilt edip yavaş 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 yavaş
iki ayak parmak ucunu da anacığım kondurmak burada yere. Ve çıktıktan sonra dediğim gibi ister bir beden oturmak isteyebilir, bir beden çocuk pozisyonda olmak isteyebilir, bir beden yürümek isteyebilir. Hangisini istiyorsun onun için de dinlenebilirsin. Ve bunu çeşitli varyasyonlarla denemeye devam edebilirsiniz. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. FİTAP kullanıyorsanız eğer, o zaman da FİTAP'ın altında da bir met olmasını istiyoruz. Herhangi bir kayma yaşanmasın diye, hani bir önlem amaçlı. Sandalye vallahi videolarınızı ve şeylerinizi, yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Eğer ki denerseniz lütfen benim videomun altına bir yorum yapmayı unutmayın. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere, sevgiler.